Birincisi, Hatay'da o gece orada bulunmamız gerekiyordu. Bundan sonra da 6 Şubatlarda orada bulunacağız. Tabii Hatay'da protestolar yaşandı. Hepiniz oradaydınız. Hepinizin gözünün içine bakarak söylüyoruz ki 100 söz protesto vardıysa 99'u hükümete yönelikti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün bölgelerde hem adaylarımızı çok yoğun anketlerle belirledik, hem de adaylaştırdığımız arkadaşları, erken adaylaştırarak, takvimin son günü 20'sidir ama çok daha öncesinde adaylaştırarak adaylık sonrası ölçme değerlendirme anketlerine de önem veriyoruz. Bu anketler, yüksek örneklemlerle yapılan bu anketler bize bir şehirden yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Milletin sesini duymak elbette, meydanda yükselen bazı sesleri duymak da önemlidir. Fikir verir ama milletin sesini duymak sandıktan önceki en önemli gösterge çok yüksek örneklemle yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek müdahale ederiz. 11 Şubat tarihinde hayatını kaybeden CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Yarım asırdan fazla süren bir siyasi yaşamdan bahsediyoruz. CHP genel başkanlığından bakanlığa, milletvekilliğinden geçici meclis başkanlığına kadar birçok görevi olan Deniz Baykal bugün mezarı başında anıldı. Devlet mezarlığındaki anma törenine başta CHP genel başkanı Özgür Özel ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce olmak üzere birçok partili isim katıldı. CHP lideri Özel, Baykal'la Manisa'da aralarında geçen sohbetten bahsetti. Baykal'ın Özel'e "sen de bir gün bu görevlere geleceksin" dediğini söyledi. Bir genel başkana vefa göstermenin yolu o partiyi iktidar yapmaktır diyen Özel söz verdi. Bundan sonra CHP ailesinin hep birlik ve beraberlik içinde Türkiye'ye iyi günler yaşatmasını ümit ediyorum temennisinde bulundu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler pazartesi gününe çevrilmiş durumda. Ertelenen parti meclisi toplanacak. Bir yandan Hatay'ın durumunun yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Bir değişiklik beklenmese de anketler parti meclisinde masada olacak. Bunun yanı sıra CHP'nin zaten oy deposu olarak nitelendirilen bazı ilçeler var. Buradaki düğümlerin de pazartesi günkü parti meclis toplantısında çözülmesi bekleniyor. Kadıköy, Bakırköy, Çankaya gibi ilçelerin görüşülmesini bekliyoruz. Aday belirleme gündemiyle toplanacak parti meclisi, evet, ama dikkat çeken bir başka madde daha eklendi. Seçmenin ve üyenin gündemini delegelere, delegelerin eğilimini parti meclisine, parti meclisinin kararlarını MYK'ya taşıyan yepyeni bir katılım mekanizmasından bahsedeceğim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni Dijital Demokratim katılım uygulamasını tanıttı. Partililerin görüş ve önerilerini mobil uygulama üzerinden kolaylıkla iletebileceğini söyledi. Bundan sonraki süreçler daha şeffaf, daha açık, daha katılımcı ve daha demokratik olacak. Kamuoyunda çokça konuşulan, hatta belki tartışılan bazı kararlarımızı almadan önce ya da geçmişte aldığımız bazı kararları değerlendirme ihtiyacı doğduğunda size başvuracağız. Öte yandan gözler CHP'nin aday belirleme mesaisinde. Parti meclisi 2 gün, aday tanıtım toplantısı da 1 hafta ertelenmişti. Pazartesi yapılacak parti meclisi toplantısında pek çok düğüm çözülecek. Hatay'da oylanmak istenen oyunları net bir şekilde biliyoruz. Hatay'da imar rantına izin vermeyeceğini herkesle paylaşmak istiyorum. Hatay'ı tehditlere asla teslim etmeyeceğimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kovmayacağım, silmeyeceğim, yırmayacağım. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş adaylıktan çekilmiyorum dese de parti meclisinde Hatay ile ilgili yeni bir değerlendirme yapılacak. Partinin yetkilileri kurulları bu konuyu enine boyuna değerlendirip Hatay'ın tüm ilçeleriyle belki hemen 2-3 gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp ortaya koyup bir karar verecektir. Kayseri, Malatya, Ordu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da belli olması bekleniyor. Ayrıca Adıyaman, Edirne, Iğdır, Kars, Siirt ve Şırnak'ta aday belirlenecek iller arasında İstanbul ve Ankara'nın ilçelerindeki adaylar netleşmiş olacak. Bu ilçeler arasında Kadıköy, Bakırköy,
Sarıyer ve Çankaya gibi CHP'nin oy deposu olarak görülen yerler de var. Genel merkez bunun son parti meclisi toplantısı olmasını beklediklerini söylese de kulislerde bir PM toplantısına daha açık kapı bırakılıyor. Ve parti meclisi gündeminde dikkat çeken bir ayrıntı. Bağışlama yani af istekleri de PM'nin gündem sırasında. Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş'in de dahil olduğu 33 isim af talebinde bulunan listede yer alıyor. Ve dün yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını duyurdu. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında eski başkanlardan Necmettin Erbakan'ın damadı, kızı Elif Erbakan'ın eşi olan Mehmet Altınöz aday gösterildi. Partilileri eşi Elif Erbakan ve Fatih Erbakan da birlikte dün selamladı Mehmet Altınöz. Yeniden Refah Partisi Ankara'da ise Suat Kılıç'la seçim yarışına girecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Altınöz. Merak edilen ismi açıkladı. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz oldu. Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın damadı olan Altınöz, muhtemel adaylar arasında adı geçen eşi Elif Erbakan'la birlikte selamladı partilileri. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara ve İzmir adaylarını da ilan etti. Başkentimiz Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı, kıymetli Genel Başkan Yardımcımız, kıymetli Bakanımız Suat Kılıç Beyefendi. Yeniden Refah Partimizin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Cemal Arıkan başkanımızı davet ediyorum. Aday tanıtım toplantısında partisinin seçim beyannamesini açıklayan Fatih Erbakan, vaatlerini anlatırken milli görüş vurgusu da öne çıktı. 1994 yılında Refah Partili belediyeler tarafından hayata geçirilen Beyaz Masa uygulaması bugün bekleneni vermekten uzaktır. Genç Refah Kartı projesini inşallah biz hayata geçireceğiz. Aylık 500 lira değerindeki bu kartla gençlerimiz ister sinemaya, ister tiyatroya, ister de konserlere gidecek. Salonda seçim kampanyasında kullanılacak şarkılar da çalındı. Yeniden Refah'ın seçim şarkısında Kürtçe ve Arapça sözler de yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden seçilen Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, geçtiğimiz gün katılmış olduğu bir televizyon programında Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum'u destekleyeceklerini söyledi. O sırada yayında olan CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan hızla Temurci'ye bir yanıt geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla milletvekili seçildiklerini hatırlattı. Yine bu açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'dan da bir tepki verdi. Sosyal medya hesabından Selim Temurci'nin ifadelerinin olduğu videoyu programı paylaşarak ne yazsam yetmez, ne anlatsam kifayetsiz dedi. Bir tık Murat Bey'in önde olduğunu düşünüyorum. 14 Mayıs genel seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilmişti. Gelecek Partili Selim Temurci katıldığı bir TV programında yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı. Aynı programda konuk olan CHP Belediye Başkanı Tanju Özcan meclise CHP oylarıyla girdiğini hatırlattı. Kadir Topbaş tarzı bir siyasi yaklaşımın İstanbul'a, İstanbul'un sorunlarına daha iyi geleceğini düşünüyorum. Kadir... Bu konuda da benim için daha önde olduğunu söylüyorum. Bizim listelerden milletvekili seçilen sayın vekilimiz daha ilk seçimde diyor ki biz size Murat Kurum'a oy vereceğim diyor. Tanju Bey'le ya da onun gibi düşünenlerle inşallah 31 Mart'tan sonra bir toplantı yaptığımızda, bir buluşma yaptığımızda Türkiye'nin ana meselesinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu yine hep birlikte konuşacağız. Yerel seçimlerde İstanbul yarışı için altılı masa birleşenlerinden İyi Parti ve Saadet Partisi de aday çıkarttı. Gelecek Partisi'nin